Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında çıkan yangında ölenlerin sayısı 87'ye yükseldi. Hala yüzü aşkın kayıp var. Ekipler kayıplara ulaşmak için tek tek evleri arıyor. Halk yetkililere öfkeli, yangının neden çıktığına dair sabotaj da dahil pek çok iddia vardı. İlk resmi açıklama Mati yakınlarındaki Pendelli Belediye Başkanı'ndan geldi. Dimitris Stergiou yangının kopan elektrik kablolarından çıktığını açıkladı. Bir açıklamaysa Kamu Düzeni ve Vatandaşı Koruma Bakanı Nikos Kostas'tan geldi. Bakan kundaklama suçunun işlendiğine dair ciddi emare ve istişareler var dedi. Kostas yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti. Polisin elinde kundaklama şüphesini doğrulayacak türden tanık ifadeleri bulunduğunu açıkladı. Ancak daha fazla ayrıntı vermedi. Yangına müdahalenin çok geç yapıldığına dair çok sert eleştiriler var. Yangın ve sel felaketlerini bir arada yaşayan Yunanistan'da halk hükümete kızgın. Kaçak yapılara izin verdiniz, kaçamadık deniliyor. Yunan medyası da kurumlar arasındaki organizasyon bozukluğuna dikkat çekiyor.